Selamun aleyküm. 9 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 9 Temmuz 1946. Ankara'nın CHP'li valisi Nevzat Tandoğan intihar etti. Nevzat Tandoğan, Cumhuriyet'in en meşhur valilerindendi. Valiliğin yanında CHP Ankara İl Başkanlığı ve Belediye Reisliği gibi 3 vazifeyi uhdesinde bulunduruyordu. Nevzat Tandoğan, Üstad Bediüzzaman'a zulmedenlerden biridir. Üstad, Isparta'dan Ankara'ya getirildiğinde Vali Tandoğan, Üstad Bediüzzaman'la görüşmek ister. Ve bu görüşmede zorba vali, Üstad'ın sarığını zorla çıkarmaya çalışır. Duruma çok hiddetlenen Bediüzzaman, zorba valiye bu sarık ancak bu başla çıkar der ve başından bulasın diye de beddua eder. Allah da bu mazlum İslam aliminin bedduasını kabul eder. 1952. Türkiye'de ilk televizyon yayınları İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. 1961. Halk oyuna sunulan 1961 Anayasası, %65 evete karşın %35 hayır oyuyla kabul edildi. Katılım oranı ise %75 oldu. 27 Mayıs darbesiyle önce Korku İmparatorluğu kurulmuş, daha sonra sözde seçimlerle halk yapılan cinayetlere ortak edilmeye çalışılmıştı. Müthiş bir korku ortamında yeni anayasa çeşitli propagandalar eşliğinde halk oyuna sunulmuş ve bir nevi halkın yapılan darbeyi onayladığı görüntüsü verilmeye çalışılmıştır. Aynı taktik 1980 darbesinden sonra da uygulanacaktır. 1998. İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada biri turist, ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 7'si yabancı uyruklu, 120 kişi de yaralandı. 2008. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiyle 3 polis hayatını kaybetti. 2011. Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.